Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bu videomuzda sizlerle birlikte Casper'ın Excalibur G770 isimli oyuncu laptopuna yakından bakacağız. Bir inceleme videosundan ziyade oyunculara ne sunduğuna bakacağız. İsterseniz hızlıca videomuza geçelim. Casper Excalibur G770 bildiğiniz gibi bir süredir zaten piyasada olan bir laptop ve bizim sitemizde ve YouTube kanalımızda bunun detaylı incelemesi bulunuyor. Bu videoda dediğim gibi daha çok oyuncu deneyimi olarak bakacağız. Ama isterseniz genel tasarım gibi detaylara şöyle kısaca bir tur atarak bakalım. Genel tasarıma baktığımızda klasik tasarımın devam ettiğini görebiliyoruz. Artık birçok modelde de olduğu gibi dışarıdan bakılınca bile bizlere oyuncu laptopu olduğunu tasarımıyla bile hissettirebiliyor. Ayrıca iç tarafta metal bir yüzeyde bizleri karşılıyor. Bir oyuncu laptopuna göre ince bir yapıya sahip ve yine diğer oyuncu laptoplarıyla kıyaslandığında hafif olduğunu söyleyebilirim. Elbette iş odaklı dizüstüler kadar hafif değil, ancak adaptör olmadığı durumlarda elinizde de rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Laptop üzerinde 2 adet USB tip A, 1 adet tip C, kulaklık, HDMI, Ethernet ve SD kart girişi bulunuyor. SD kart girişi olması beni sevindirdi diyebilirim. Ekrana geldiğimizde ise 15.6 inç büyüklüğünde 1920x1080 çözünürlükte 144 Hz'lik IPS bir panel olduğunu görüyoruz. Klavye tasarımında ise alıştığımız bir klavye gördüğümüzü söyleyebilirim. 65.026 farklı renk veren 3 bölgeli RGB klavye oyun oynamak için fazlasıyla yeterli. Ve sessiz ortamlarda da yazı yazmak istediğinizde ortamdakileri rahatsız etmeyecek kadar sessiz. Touchpad ise tahmin edebileceğiniz gibi oyunlar için yeterli değil. Ancak oyun dışı kullanımda touchpad'e mecbur kaldığınız durumda da idare edecek bir yapıya sahip. Tek eleştirim burada yerinin biraz kötü konumlandırılması olabilir. Evet, şimdi de Casper Excalibur G770'in kamera ve mikrofon testindeyiz. Aslında G770 çok fazla hani kamera ve mikrofonuyla öne çıkan bir laptop değil, ancak yine de fikriniz olması açısından size göstermek istedim. Şu anda görüntü laptopun üzerindeki kameradan kaydediyorum. Mikrofon da aynı şekilde laptopun kendi mikrofonu. Kamera ve mikrofon da bu şekilde. Genel hatlarıyla laptopa baktığımızda bu özellikleri sunduğunu söyleyebilirim. İsterseniz asıl önemli olan kısmı, yani işlemci ve ekran kartı kısmına geçelim. Daha önce de söylediğim gibi donanımsal açıdan bu cihazda bazı güncellemeler mevcut ve bu güncellemeler arasında şüphesiz en çok dikkat çeken işlemci. Bu modelde 12. nesil Intel işlemciye geçiş yapan Casper, Intel ile işbirliğini devam ettirerek gerçekten yine işlemci tarafında güzel bir iş çıkartmış. Diğer güncellenen donanım ise RTX'i ekran kartı. Artık Nvidia'nın en güncel serisi olan RTX 3000'den RTX 3050 Ti ve RTX 3050'yi bu cihaza ekleyebiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur, ancak yine de söyleyelim, Casper'ın sitesinden G770'i seçtikten sonra içerisindeki parçaları işlemcisinden ekran kartına, RAM'inden SSD'sine kadar dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bizde bulunan cihazda 12. nesil Intel i7-12700H işlemci, RTX 3050 Ti ekran kartı, 64 GB RAM ve 2 TB'lık SSD bulunuyor. İsterseniz işlemciyle başlayalım. Casper Excalibur G770'te Intel'in 12. nesil işlemcisi olan i7-12700H kullanılıyor. Alder Lake mimarisi kullanılan i7-12700H 6 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği barındırıyor. İşlemcide yer alan performans çekirdekleri maksimum 4.7 GHz frekansa çıkarken verimlilik çekirdekleri ise 3.50 GHz frekansa çıkabiliyor. 45 watt güç çekecek şekilde tasarlanan işlemci, yaptığımız sentetik testler sonucunda tek çekirdek yük altındayken 4.7 GHz'de 35 watt güç tüketirken tüm çekirdekler yük altındayken de önce 3.2 GHz'de yaklaşık 40 saniye 80 watt tüketiyor. Daha sonra ise frekans 2.3 GHz'e geriliyor ve güç tüketimi 45 Watt'a düşüyor. Ayrıca bu düşüş yaşanmadan önce işlem yükü performans çekirdeklerindeyken, düşüşten sonra işlem yükünün verimlilik çekirdeklerine geçtiğini belirtmekte fayda var. Yaptığımız testlerin sonuçları ise sırasıyla Cinebench R23'te tek çekirdek 1802, çok çekirdek 8568, Geekbench'te 5 çekirdek 1759, çok çekirdek 10172 ve 3DMark genel skoru da 5552. Tüm bu testler yapılırken maksimum GPU sıcaklığı 85 derece, maksimum CPU sıcaklığı ise 95 derece. Intel demişken aslında önemli bir konuya değinmekte fayda var. 25 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Intel Gamer Days, yani Intel oyuncu günleri. Ve bu günlerde masamızda bulunan G770'e dahil olmak üzere Casper Excalibur ürünlerde çeşitli indirimler bulunacak. İsterseniz Casper'ın sitesine giderek ürünlerin indirimlerine göz atabilirsiniz. Tek avantaj bu değil. Ayrıca tüm Excalibur Gaming bilgisayar satın alımlarında Call of Duty'nin yeni çıkacak oyunu Call of Duty Modern Warfare 2 oyunculara ücretsiz olarak sunulacak. Şimdi de dilerseniz ekran kartına geçelim, yani RTX 3050 Ti'ye geçelim. Bildiğiniz gibi bu kart 3000 serisinin en alt seviye ekran kartı. Bu yüzden ekran kartından çok fazla bir performans beklemek biraz yanlış olur. Bu ekran kartını alıp 4-5 yıl boyunca yeni çıkan oyunları ultra ayarlarda oynarım, keyfime bakarım gibi düşünceniz varsa biraz yanlış bir düşünce. Bu laptop ne için uygun, hemen onu söyleyeyim. Yeni nesil oyunları, yani güncel oyunları medium ve high ayarlarda FPS değerleri biraz farklılaşacak şekilde
deneyimleyebilirsiniz. Ama yine de akıcı bir deneyim elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Yani kısaca şöyle özetleyebilirim. Bu laptopu aldığınız zaman günümüzde çıkan üst düzey oyunlarda ultra ayarlar ne yazık ki erişilebilir olmayabilir. Ancak medium veya high ayarlarda çok rahatlıkla FPS yüksek bir şekilde oynayabilirsiniz. E-spor oyunlarında zaten gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Biraz daha fiyat performans odaklı bir kart olduğunu düşünürsek bence gayet uygun bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Aslında artık videomuzun asıl konusu olan G770 oyunlarda nasıl performans sunuyor ona geçelim. Evet, tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz günlerde çıkışını yapan Marvel Spider-Man Remastered sürümünü şu anda G770 üzerinden oynuyoruz. Hemen isterseniz aslında oyunu göstermeden önce ayarları bir gösterelim. Şu anda siz zaten ekranın sol üstünden değerleri görebiliyorsunuz. Hemen display and graphic kısmından hemen şurayı göremiyorsunuz diye. 1080p çözünürlükte DLSS açık, bildiğiniz gibi DLSS RTX ekran kartlarıyla gelen bir özellik ve yapay zeka sayesinde çözünürlüğü yükselterek aynı performansla, hatta performansı da arttırıyor diyebiliriz, aynı performansla oynayabiliyorsunuz. Medium ayarlarda ve RTX yani Ray Tracing de açık durumda şu anda. 3080 Ti gibi kartları bile aslında bu noktada biraz zorlayan bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada hani oyun yeni çıktığı için oyunda bazı eksikler var. Hani şu anda sağda solda bazı hatalar, bug'lar görebilirsiniz. Bunun sorumlusu tamamen hani oyunun şu anda bazı sorunları olması. Bu da birkaç gün içerisinde çözülecektir diye umut ediyorum. Bunun dışında şöyle biraz daha denize doğru, ışığın olduğu yere doğru gidelim. Bu arada kesinlikle hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümünü oynayan biri olarak PC sürümünün Spider-Man özelinde çok iyi durduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi hani 3050 Ti ekran kartında gayet güzel performans veriyor. Laptop iki farklı akıllı turbo fan kullanıyor. Her bir fanda 82 fan yaprağı bulunuyor. 0.3 mm fan bıçağı ile de aslında gayet güzel bir soğutma sunduğunu söyleyebiliriz. Laptop biliyorsunuz, laptop soğutması biraz zor bir iştir. Ve en çok ısındığı yerde bile fan çok fazla ses çıkarmıyor. Yani tabii ki elbette fandan bir ses duyuyorsunuz ama öyle çok da bağırdığını söyleyemeyeceğim. İsterseniz diğer oyunumuza geçelim. Evet, ikinci oyunumuzla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şimdiki konumuzda son yılların sanıyorum ki en çok konuşulan oyunu Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 bildiğiniz gibi böyle her taraftan farklı ışıkların geldiği, yani yansıma kalitesinin önemli olduğu bir oyun. Burada bir dövüş var ama hiç dövüşle uğraşmak istemiyorum. Şöyle araba sürüp şey yapalım. İsterseniz bir ayarları göstereyim. High ayarlarda şu anda oyunu oynuyoruz. Menüde 280 FPS'e kadar çıkıyor. Bakalım oyun içerisinde nasıl bir FPS sunacak bize. 30'un üzerinde. 35, 36... Ki Cyberpunk'ın bu arada çok güçlü bir oyun olduğunu söylemekte fayda var ki optimizasyon konusunda bildiğiniz gibi biraz sorunlu. Aslında zaten bu yüzden bu kadar konuşuldu, yıllarca tartışıldı bu oyun. Bu yüzden hani 3050 Ti'nin yine bence güzel performans sunduğunu söyleyebiliriz. Kartın kendisiyle kıyasladığımız elbette. Şöyle baktığımızda da mesela hemen şöyle bir yansımaları da şuradan gayet güzel. Tabii ray tracing açık olduğu zaman çok daha güzel durur. Ancak bu şekilde de gayet iyi durduğunu söyleyebiliriz. Ve baktığımızda her taraftan farklı bir ışık, bir yandan sağda solda insanlar. Zaten dediğim gibi zor bir oyun. Ve hani o yüksek ayarlarda 30 üstü FPS de bence ideal. Ayarları kısarak, medium'a getirerek, işte DLSS'i açarak çok daha iyi performans elde edebilirsiniz. İsterseniz burada oyunları sıra sıra sizlere göstermek yerine kullandığım ayarları ve aldığım değerleri içeren tablolara geçelim. Daha hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Toparlamak gerekirse Casper Excalibur G770 fiyat performans açısından güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Ayrıca sadece oyuncular için değil, mimarlar, mühendisler, öğrenciler ve edit yapacak insanlar için de gayet güzel performans sunduğunu söyleyebilirim. Son olarak Intel Gamer Days'i de tekrar hatırlatmakta fayda var. Bildiğiniz gibi 25 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Detayları açıklama kısmına da koymuş olacağım. Oradan da detayları inceleyebilirsiniz. Evet, G770 hakkındaki oyuncu deneyimi videomuz bu şekildeydi. Peki sizler G770 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.